Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Darkest Dungeon bölümüyle karşınızdayım. Darkest Dungeon'ın ikinci bölümündeyiz ve bu sefer oyuna Türkçe'ye kurduk sanırım. Ama ne kadar Türkçe olduğunu ben de bilmiyorum. En azından şuradaki özellikleri, buff'ları, debuff'ları görsek yeter mesela. Stres atmak için yalnızca kasabada dua eder, tanrıdan korkan, yanlış fırlatan ve kleptoman, eşya çalma özellikleri falan vardı. Lan Reynold, yani tek şövalyem sensin ama en çok bana sorun çıkaran da sensin. Bu arkadaşta heykel korkusu varmış ve fengobi. Meşale %75'in üstündeyse stres mi oluyor? Oğlum çok saçma lan. Çok saçma. Yani çeviri çok saçma değil. Meşale yüksekken stres olması çok saçma. Sende ne varmış? Sapkın zevkler. Ağza alınmayacak belli sebeplerden dolayı genel eve gitmesi yasaklandı. Yuu. Hilebaz olarak tanınan, kasabada kumar oynaması yasak. %100 yiyecek tüketildi eğer stresi 50'nin üzerindeyse. Kral sen... Sen pert olmuşsun ya, barda içmeye gitme adam. Anasını satayım. Ölüm korkusu. Sağlık puanı %50'nin altındaysa stres olur. Cesetlerle yakından ilgilidir. Bir tane normal insan yok. Bir tane normal insan yok sıçtımın kasabasında. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam, şu arkadaşı sanırım diğerleri iyileşene kadar ölüme yollayacağım sevgili dostlar. Yani kapışmaya değil de. O zaman bunu yapıyoruz. Köle taktiğini yapıyoruz. Bunu ölü çağıranı öldür. Ohohoho paşam. Bir dur daha, bir dur. Nereye yollayalım kral? Darkest'a gir, sonra direkt geri çık anında. Okey. Okey. Hiç malzeme almıyorum. Ya baranım, en azından okuduğumu anlayacağım balım ya. En azından okuduğumu anlayacağım yani. But... Damn it. Ekstradan stres mi oluyor böyle olunca? Ne oluyor? Hayır kardeşim, ismini köle yapmayacağım onun. Yemedi bu arada. Yemedi Joe. Babili. Yemedi. Darkest Dungeon'a gönder dedim sana. Bu intihar diyor. Lan Ozan, senin taktiği dinliyoruz ama adam yani bu intihar dedi. Merak etmesin, Reynold solo kesiyor final boss'unu. Ya bir gank git Allah aşkına ya. Babam. Oyun bunu o kadar beklemiyordu ki. Yani şöyle bir yükleme ekranı verdi bana. Kesiyor bu arada cidden. Ya kral, tek karakter nasıl kesebilir? Aniden çıkıyor muyum şimdi? Bu zindan benim için çok zor. Tamam. Ablu Tomani, temizlik takıntısı. Aa evet, herkes iyileşti. Ve bir tane de kan dolduyan adam geldi. Bedava adam, ver. Seni bir ayrı tutalım. Ha, Reynold'un biz şeyini söktük.
Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bence Lonca'da gidelim. Reynald'ın şu skill'i açalım. Healer var. Can basmasın. Can basmasını boş ver. Şu tatlı feryattan basıp basıp dursun. Stres azalsın. Yani bak ne yapacağız biliyor musun? Bize stun atan karakterler lazım kanka. Ya da keseceğiz. Bir tane yaratığı özellikle bekleteceğiz. Healer var mı lan? Bir şey diyeceğim. Double healer oynayıp Reynald'ın şey yapmasını sağlasak mesela double healer'la. Ekipten ayrı tut, ismini değiş, işaretle. Değiştiriyorum kanka. Tamam hallettim. Ekibin en altında. Hı. Fark etmeden alabilirsin, ekibin içinden geçer. Yüz stresin üstünde olacak çünkü sürekli. Tamam. En altı aldım ya işte. O zaman ben şey diyorum, bak. Şöyle yapalım, balım. Reynald'ı bir de şey yapmak için uğraştırmayalım. Başka ne verilebilir bu elemana ya? Yakın mesafeli ateş. Duelloca hamlesi. Yakın dövüşte ileri. Şunu vurup kendine buff vermesindense ben doğrudan saldırmasını tercih ederim ya. Çünkü yanlış skill açtım. Ağzına tüküreyim hayat. Ya buff almasındansa ileri atlasın anladın mı? En azından son yerde de falan yapacağı bir hamle olsun yani. Derin kesik. Kanatma veren. Okey. Bence böyle daha iyi. Şimdi ben genelde buckshot sevmiyorum mesela. Tabanca atışı mı? Bence okey ya tabanca atışı. Burası okey. Bak benim planım şu. Buraların hepsine orta diyor lan. Kısa. Bak mesela kısaya gireceğim. Neden kısaya gireceğim? Sen en arkada da iş yapıyorsun değil mi? Tamam, en arkada iş yapıyor. Ama Parti Heal'ı 3'te çalışıyor sanki. Ha yok pardon. Parti Heal'ı da arkada çalışıyor. Okey. Sen varsın Healer. Sen varsın Healer. En azından dur ya. Senin de bir bıçağını, çiziğini, miziğini açalım hocam. Anasını satayım. Kenarda köşede bedevi gibi takılıyor. Olmadı arkayı markayı kırbaçlatırsın. Benim şu çarlara harcadığım para var ya. Hedefi işaretle. Ne yapıyor hedefi işaretleyince? Hasarı ve korumayı azaltıyor. Tamam, hedefi işaretlesin. Kırılganlık büyüsü. Bu daha fazla hasar yemesini mi sağlıyor? Bence işaretlemeleri çekip şunları alalım. Hasara en öne çekilse bile bıçak atabilsin. Arkadan kampçıları indirsin. Can bassın ve öne çeksin. Yani bana bunlar mantıklı gibi geliyor. Yemek manyağı sabah horozu. Meşale %26'nın altında ise. Yok merak etme meşalemiz hep yukarıda. Peki hadi bir yola çıkalım. Boss kesmeyeceğim onu. Boss kesmeyeceğim. Bir orta seviye keser mi acaba bunlar ya? Bir de -4 engel ne kanka? Nasıl çevirdiniz o? Götünüzle mi çevirdiniz? Engel dediği zırhmış. Hay ebenizi zorlatayım ya. Sersemletme yetenek şansı. Verilir birine. Erdem şansı. Şövalyem de giyemiyor Erdem şansını.
Aa yalnızca ubube ubube ucube dediği abomination ya. Neyse ben giriyorum şuradaki zindana, küçük zindana. En azından şöyle küçük zindan dönersek bize de bir sıkıntı olmaz. Çok lan bu. Meşaleyi çok basıyorum aslında. Meşale olabilir de 12 birim yemek yeter bence. Daha bir de normal yol bu. Şey değil yani, kısaya giriyoruz evet. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Hoş geldiniz, merhabalar. Tamam. Şimdi bak yemeğim burada. Meşalem burada. Zindan için keşke şifalı bitkilerden daha fazla alsaydım. Kazara bandajı fazla tuttum galiba. Neyse hallederiz ya. Şimdi bizim amacımız şu. Fightları mümkün mertebe uzatıp Reynald'ın stresini azaltmasını sağlayacağız. Fightları mümkün mertebe uzatacağız. Ve eyvahlar olsun hocam. Benim kesinlikle... Ha teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ama sanırım bizim elektrikler kesildi hocam. Ya eğer bana host attıysanız çünkü... ha sabah reklemişsiniz. Teşekkür ederim. Ben muhtemelen o vakitlerde uyuyordum efendim. Ya gece elektriğimiz kesildi. Bizim bayağı bir elektrikle alakalı imtihanımız var ya. Son günlerde. Abi Darkest Dungeon Wiki. Şu ruinde Darkest Dungeon Wiki ruin mi diyeceğim acaba ya? Eli kılıçlı heykel hocam. Eli kılıçlı heykel. Yaratıklar falan değil. Birader siteye biraz az koyun şu şeyi ya. Reklamı her yerde. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ya şöyle şimdi sabaton olduğu için geceleri Kılıçlı heykeli buldum. Kampa dönene kadar kutsal suyla açılırsa %30 damage buff'ı veriyor. Gel damage buff'ını sen al. Kamp yapana kadar ya da eve dönene kadardı. Bu ki bu senaryoda eve dönene kadar. Geceleri video kaydına bırakıyorum efendim. Ve benim elektriğim sürekli kesiliyor. Okey, 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 okey. Bak şimdi. Yapacağımız hamle şu. Dürt at bunları. Cano sen ne yapabilirsin mesela? Oha! Üçüncü sıraya kadar vuruyor mu? Yani hellik mellik hiçbir şey yok o yüzden zınk. Güzel. Eksi beş stres. Burada stres azaltacağım. Vursun anasını satayım fark etmez. İskeletin kendisini kes. Abime bir can bas. Sen de bıçakla ölüyü kes. Oo güzel 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 güzel. Şimdi buna can bastıracağım da kanatmaz inşallah. İyi kanatmadı. Şu healer'ın en büyük olayı o ya. Şey yapabiliyor, kanatabiliyor. Cano kesinlikle adamı öldürmüyoruz. Kurnazco. İki healer'ı boşuna almadım. Bu savaşı çabucak bitirmeliyiz. Niye? Savaşı bitirmeyince ne oluyordu ki?
Wave uzadıkça maksimum şey geri gelir. Stres mi kazanıyor? Abi bir şey olmuyor, konuşuyorlar sadece. İyi, bir ileri git, bir geri gel. Serbest stil takılın. Şimdi kritik vurup bir canını sıkmasın. Uvu! Uvu amına koyayım. Lan! Hani bir şey olmuyordu? Lanet olsun. Sabahtır gerçekleştirdim, bütün her şey boşa gitti. Sabahtır yaptım, bütün her şey boşa gitti. Şunun anasını kırbaçla şunun. Ya da çek şunu öne, diğeri siksin şunu. Ne kadar terbiyesizce konuşuyorum şu an. Ben sabahtır hasar vurmuyorum lan. Şunu vur. Şu lavuk tehlikeli bu arada ya. Ama hamle yaptığında öne geliyor. Gel gel. Gel gel. Gel hele gel. Buff aldı. Şunun ağzına bir atıver. İyi, okey okey. 1250 gold. Senin kleptomanlığın var. Aa, kleptomanlığı yok artık. Doğru, 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 doğru. Artık item çalmayacak. Ama canavarlara karşı şaşırmayı, canavarlara fışkırtma okumuş olmam sağlığım açısından tehlikeli mi? Tuzaklar kuruldu abi. Ne oluyor? Odaya gir çık yaptık diye tuzak mı kuruyorlar? %90, %50, %50, %70. Belki tuzağı disarm ederse bayağı stresi azalır. Oğlum %70 de iyi bir ihtimaldi be. %70 iyi bir ihtimaldi be abi. Sen şu an beni üzüyorsun. 25 gold. O anasını satayım. Ne para ne para. Şş, kanka. Ama... %90 ihtimalle tuzağa oturdu. %90. Oyun adam sikiyor, imdat. İmdat. Bu oyun adam guncukluyor. Yo 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 yo. Lan bilerek düşük kademe zindana girdim. Cibilliyetinizi severim lan. Hocam. Adamı delirtecekler değil mi? Adamı delirtecekler değil mi kanka? Merak etme oğlum, iki healer'ımız var. Şunlara kampçısını indir. O vospa çocukladı. Şuna stançak, bu atak yapmadı çünkü diğerlere atak yaptı. Turu es geçmiş olsun, ekstradan damage yemeyelim. Hadi ins. Evet abi. Evet abi. Izdırap çekiyor şu an. Izdırap. Oyun bu arada gerçekten beni sikmeye oynuyor şu an ya. Vallahi bak. Ben kamerayı kapatıp sigaramı yakıyorum moruk. Bu cibilliyetini sevdiğimin oyunu ızdırap çektiriyor bana harbiden ya. Şuna tak bıçı. O da bir canla yaşıyor. Yaşasın abi. Günaydın aşkım. Günaydın bebeğim. Günaydın hayatımın anlamı.
Oh, o saldırıdan da kaçtı. Hacı abi. Hacı abi! Oha! 13 harf bastı. Tamam, ölüyü diriltti abi. Ölüyü diriltti herif. Yuh, çok iyisin. Ama şu kötü oldu ya. Bağırma artık. Ya kadın, ben böyle yayın yapıyorum. Efendim. Efendim hayatım. Çok ayıp. Çok ayıp. Günaydın hayatım. Günaydın. Lan Reynold, sırf var ya senin için şu kütüphaneye dokunasın var ha. Çünkü kütüphaneye dokunduğunda pozitif ya da negatif özellik kazanabiliyor ama. Sen negatif özellik kazan lan. Harbi diyorum bak. Hızlı refleks. Hayret. Ozan'ım sana bir şey soracağım. Şimdi bu eleman artık bir işe yaramaz mı bu ram boyunca? Aa, kutsal su. Kutsal su ne işe yarıyordu abi? Annem nereye gitti bebeğim? Günaydın sevgili ulu bir yaprak. Hocam Twitch sizi nasıl hala ele geçirmedi? Efendim bebeğim? Banyeme değil. Twitch nicklere müsaade etmiyor ya bebeğim. Bilmiyorum abi, çok da şey etme. Aramızda sır. Yeter artık adamını streslendirip durmayın. Artık çok geç, bizi hiçbir savaş taktiği kurtaramaz. Okey. Yani nispeten iyi bir hamle yaptın. 200 olursa kalp krizi geçiriyordu değil mi? Biz bu adamla bu zindanı nasıl tamamlayacağız acaba? Var ya, geldin geleli baş belasısın lan. Öteki de ıskalıyor. Timeout'u bizden yedin hocam. Twitch'ten değil. Ben buna nasıl yardım edebilirim acaba şu anda? Ya da kasabaya geri çekilerek. Herkes adamı meydan dayağı atıyor, yemin ediyorum ya. Oh, bir de healer kanama hasarı attı. Ya beni şundan kurtarın artık. Abi şaka mı bu ya? (Gülüyor)
Abi öldürün adamı, siz de kurtulun, ben de kurtulayım ya. Beni yalnız bırak, senin yardımına ihtiyacım yok dedi. Aa! Kafayı yedi ayol. Benim ya bu herifi eve götürmem lazım ya da bunun ölmesine müsaade etmem lazım. Bir tek şu elemanla burayı döner miyim ben? Of. Oyun galiba Kahve Ülşak Şakiye zorluğunda ya. Hoca bu şaka falan mı ya? Adam öyle bir dayak yedi ki yanındaki herif şey yaptı. Yanındaki herif gerildi anasını satayım. Abi parası pulu batsın, biz buradan çekilip gidelim. Biz buradan çekilip defolup gidelim. Bu üçlü sandık ne ile açılıyor? Anahtarla ya da şeyle. Okey abi, var anahtar. Efendim günaydınlar. Sevgili Laura, selamlar, hoş geldin. Onur'um, hoş geldin. Şu Reynold efendi var ya, beni gerçekten çok yordu ya. Kardeşim günaydın. Ben yine uyandım. Hem de bunun sesine uyandım. Ne güzel işte. Bağırıyordu. Aşkım. Senin suçu mu? Evet, evet. Darkest Dungeon'ın ikinci oyununu gördüm ya. Evet dostlar, bu manastırda stres veren atamaz. Bu herif böyle elimizde kaldı anasını satayım ya. Vallahi bu herif böyle elimizde kaldı. Kral sen bir şey yapabilir misin? Stres atmak için yalnızca kasabada kırbaçlanır. Ah çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir tane aklı başında adam yok. Sapkın zevkleri olduğundan dolayı genel eve girişi yasaklanmış. Gel abi gel. Gel gel gel. Gel grupta bir sen eksiksin, gel. Oy. Oy 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 oy. Efendim Canerim'den 1565 lira var. Canerim kesene bereket, teşekkür ederim. 1565 lira 50 kuruş. Sırf hesaplayayım diye yaptın değil mi? Canerim kesene bereket, çok teşekkür ederim. Kırbacı hesaplama 1565.50 bölü 50 çarpı 10 çarpı 10 313 dakika. Yanlış hesaplamadıysam 313 dakika 1 saniye. Hı. Doğru mu hesapladım? Doğru hesapladım. Evet evet evet. 313 dakika 10 saniye galiba. Vallahi o şekilde ekliyorum hocam. 313 dakika 10 saniye olarak ekliyorum. Kesene bereket canerim. Teşekkür ederim. Yanlış hesaplamadım değil mi lan? 313,1.
Abi o bir yanına sıfır gelir diye tahmin ederekten 10 saniye ekledim. Canerim kesene bereket. Ay 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 ay. Aa benim kameram kapalıymış. Kamerası kapalı Joe. Ne oldu ne oldu? Ne oldu canını yedim ne oldu? Aa mesajdaki ayrıntı 31-31. Abo en son bak böyle bir şey olduğunda ne olduydu biliyor musunuz? Endonezya rupisi gönderdiydi aganın biri. YouTube yayınındaydım. 20 bin Endonezya rupisi mi gönderdi? Endonezya'nın para birimini hatırlamıyorum. Bir şey gönderdi bak 20 bin. Dedim ki sanırım zengin oldum amına koyayım ya falan böyle. Bir baktım 31 lira. Adam bir şekilde 200 bin gibi bir şey miydi? Adam bir şekilde 31 liraya tekabül eden bir para birimi bulup bana göndermiş. Lan dedim hayallerimle oynadım. Lan bunların stresi iyi ya. Ekibi tekrardan yolluyorum. Ağzıma sıçtı bu arada bu ekip var ya ağzıma sıçtı. Of. Bir de bunların hepsi orta. İyi Allah kolaylık versin hocam. İnşallah hallederiz. Ya bu Dark Stancı'nı ben niye sevmediğimi hatırladım ya. Vallahi bak. Ben bu Dark Stancı'nı niye sevmediğimi hatırladım abi. Hocam gözünü seveyim. Böyle şey olabilir mi ya? 6 tane fazla gelir de 5 tane al. 5 tane kutsal su al. Genelde kutsal suyla bu kullanılıyor zaten. Ne olur ne olmaz. 3 bandaj al. Evet dostlar yüklü miktarda alışveriş yapıp girdim buraya. Bütün mücadeleleri tamamlayın diyor. Oda mücadelelerini. Yani bütün odaları gezeceğiz. Şöyle ineceğiz buradan çıkacağız. Böyle gideceğiz böyle gideceğiz. Hiç böyle düzgün bir rotasyon çizmemiş bize oyun ya. Backpack'in içinde normal ganimet var. Çok para harcadım bu arada buraya. Burada ölme riskimiz yok kanka. Ölme şeyimiz yok yani şansımız. Kral. Oo değerli eşyalar. Ben bunu buff veren bir şey olarak anımsadım ama para veriyordu demek ki. Eksi 2 engel olmaz. Hastalıktan koruyor. Vomitler falan var mıydı burada? Değerli taşları falan da parçalarına göre ayırıyorum. Oğlum hadi bak geçen seferki gibi %90'la trebe oturma. Oyunum ben bu... Aa sizin niye stresiniz artarak geldi lan? Bugün de bu adamı sikmeye oynuyorlar kanka. Hadi buyur. Kahramanın çürütme etkisi var. Biliyorum, biliyorum. Ona can basacağım. Ona can basacağım. 150'den aşağısı haram galiba abi. Sıkıntı yok. Selamlar Firestar hoş geldin. Örümcek korktun mu abi? Korktun değil de titrindim ya.
huylandım. Bir de ışık yak. Helal lan. Mına kodum. Gürüzde sert indirir diye düşündüm de yemedi. 6 mı? Abi bir şey diyeceğim. Oyun ıska mekaniğinin falan oyunu keyifli yapacağını düşünen gerizekalı hangisi? Yani kim acaba yani? Güzel, biraz kendine gel. Iska, dodge. Kanama yedi mi? 2 kanama yedi. Tamam, bu kendiliğinden ölecek. Helatacak da şuna şimdi, inşallah kanatma hasarı vermez. Aa, kendini marklatıp karşı saldırı pozisyonuna geçiyor. Artı 4 koruma, eksi %20 yer değiştirme direnci. Öndeki tankların move resist'i olmalı abi. Move resist'i olmayan çarlar çok iş yapmaz. Bunların hepsinin basic move resist'i 40 galiba. Şunların 20. Özellikle şu arkadaşın 20. Buna eksi %20 verirsek falan naneyi yer bu. Umarım tankı çok ileri geri itmezler lan. Yani şurada bazı şeyleri kullanmak istiyorum da. Sersemletme şansı falan kullanan yok. Ya da bu itemları artık sonraya saklayacağız. Şimdi bu yatan şövalye nasıl yapılıyor hocam? Uyuyan şövalyeyi normal açıyorsun. %20 ihtimalle negatif özellik verebiliyor. %60 ihtimalle buff veriyor. Şimdi negatif özellik... Zaten şu arkadaşın Allah belasını vermiş. Bir sıkıntı olursa ona olsun madem dedim. Bir şey olmadı, tamam. Şimdi Cano. Çözersin lan tuzağı %90'la. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, iki tane şey yedin. Kitaplara ne yapıyoruz hocam? Kitap yığını. Yığılmış haldeki kitap. Oo. Torçla yakarsan %100 stres veriyor. Normal açarsan stres verebiliyor. Pozitif özellik verebiliyor. Negatif özellik verebiliyor. Meşalemden yiyebiliyor. Falan filan. Bu tam bir bok abi. Buna tıklamıyoruz. Tam bir bok. Efendim sevgili Ulu Bir Çınar. Masa 2'yi uzatalım lütfen demiş. Hemen uzatıyorum efendim. Yesenize bereket. Çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için çok sağ olun. Kucu. Günaydınlar İbozor, günaydınlar. Basit bir savaş olarak yorumluyorum. Hadi birini aradan çıkaralım. Çok iyiyiz. İyiden de iyi. Bekleyip bir tur hel mi döndürseydim acaba, onu bilemedim de. Okey.
Garip bir nesne var bu odada. Yemek yiyin tabii. Burayı hatırlıyorum ya. Kutsal suyla giriyorduk galiba bu mekana ama. Evet. Kutsal suyla girdiğimiz zaman %30 stres alıyor. Babotello. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Güzel, stres yalı bayağı iyi. Ya. Şu arkadakiler çok tehlikeli özellikle. Abi yeter artık. Bir tane daha ıska vurursa Alt F4 çekip oyunu temelli siliyorum, bilginiz olsun. Şu herif kendini targetletsin de bari. Karşı saldırıyla falan bir şeyler yaparız belki. Oha, gol oldu, hoş geldin. Altıncı ayın kutlu olsun, sağlısın. Arada o engel bizde de çalışsa mesela. Hı? Nasıl olur oyun? Arada o engel sistemi bizde de çalışsa, o dodge mekanikleri falan. Kodumun oyunu. Oğuz abim hoş geldin. Hadi kaç. Mümkünatı var mı amına koyayım? Mümkünatı var mı? Mümkünatı var mı? Bu çarın, bak. Bu çarın zırhı 14. Bunların zırhı 13. Bunlar kaç defa ıska attırdı? Bizimkiler daha sıfır. Kimi korusun? Kimseyi korumasın abi. Geçir şunun kafaya. Şuna bir yıldırım çak. Nihayet lan. Çok iyisin. Kan atma çocuğu. Stresle başa çıkamıyorum ben. Yani stres veren elemanları öldüremiyorum abi. Öldüremiyorum çünkü oyunun kahpeliğinden dolayı öldüremiyorum. Oyunun kahpeliğinden dolayı ölmüyor. Oyun kahpesi her vuruşumuzu şaşırtıyor abi. Aa okey, buna kutsal su verirsen negatif özelliklerinden biri siliniyor çarın. Rastgele biri. Yani burada hayati öneme sahip bir şey var mı? Senin bir tane debuff'ını silelim ya. Kutsal su arındırıyor. Ya artık sapkın özelliği gitti. Kasabada genel eve gidip dinlenebilecek. Şuraya geri dönelim. Burada bir yerde kamp yapıp mekanı öyle tamamlayalım abi. Geri geri gittikleri için mi kendi kendilerine stres yapıyor bunlar? Oo. Yolun üstüne pusu kuruldu. Pusu ekse. Helal lan. Helal. Helal. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar ya. Hani bak, envanter modu falan kurulu da oyunun zorluğunda bir değişiklik olmuyor. Kitap çok boktan bir şeydi. Buna tıklamıyoruz.
Bir tur daha yürü. Kütüphane de çok riskliydi ya, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu kütüphane de acayip riskliydi. Ya acayip değil de bir miktar risk barındırıyordu işte içinde ya. Aç gitsin. Yazan şeyler çok rahatsız edici. Anladım. Bu çanta yağmalanmış. Anladım abi. Hay ananı. Evet, ben de şaşırdım. Yaptığınız bu hamleye ben de şaşırdım kral. Neyse ki her karakteri her yerde oynayacak şekilde ayarladım. Presti koru. Aslanıma bak. Yürüzüyle falan hiç bana mısın demedi ha. Aferin lan. Aferin, aferin. Az önce panikten meşaleyi boşa kullandım. Şuraya gidip geleceğim. Ye ye ye. Kutunun içi boş. Kamp yapmayacağım galiba ya. Oh, en sevdiğim full fiziksel hasar. Full. Şu tabanca atışı bir boka yaramıyor. Adam haritadan sildi amına koyayım. Adam haritadan sildi. Kardeşim gel buraya. Gel buraya gel. Gel hele gel gel. Ya hak. Sık abi, kritik sıkmadığın sürece hiçbir sıkıntı yok. Gecenin tıkırtısı. Ebenin foşurtusu kanka. Gelin şuraya. Geride olmadığı için şey yapamıyor. Ben bir tane party heal atam. Bur çok ilerlerse destek ekip geliyordu. Şimdi canlar full. Yani öyle böyle değil aslında oyun, büyük orospu çocuğusun da. Tertemiz. Tertemiz. Bunu da oynadık. Eratus Lord of the Dead'i de oynadık ama sevgili Dikey Tutamaç'ın dediği gibi sizin bahsettiğiniz oyun büyük ihtimalle Eratus Lord of the Dead isimli oyun. Ölüm tanrısı olduğumuz ve kendi zombilerimizi yöneterek ilerlediğimiz oyun oydu. Bu ne yapıyordu? Kasabaya gidene kadar buff veriyordu galiba, değil mi?
Yep, %30 damage buff'ı veriyor kutsal suyla. Full fiziksel hasar. Babuş Bey bunu beğendi. Babuş Bey bunu beğendi. Of. Sık anasını satayım arbaletle. Sabaha kadar sık. Şöyle yapabiliriz. Bunun çok az yanı var. Bu 3 ila 5 arası vuracak. Yani 3'ü garanti vuracak. Tertemiz. Okçular burada kritik vuramıyor. Mecbur süngü saplamak zorunda kalıyorlar. Sıfır can yeniledi. Bir de üstüne kanatma hasarı verdi. Bravo, bravo. Yani alkışlıyorum amına koyayım. Gerçekten alkışlıyorum yani. Tamam. Şimdi bu hamleyi niye yaptım? Bu sadece süngüyle dalabilecek. Ve süngüyle yüksek hasarlar vermesi mümkün değil. O yüzden bu herifi döndürürken kendimize heal basacağız. Geçenki gibi sıfır basmasın da heal'i. Arada vurmaya da devam. Sen orospu çocuğusun. Nihayet lan. Birader bir insan ne kadar sıfır can basabilir ya? Adamın anasına sövmekten ben yoruldum ya. Vallahi adamın anasına sövmekten yoruldum ya. Neyse iyi güzel itemler geldi bari. Bu shrine ne işe yarıyor? Stres şey yapıyor. Kutsal suyla yıkanırsa hem can veriyor hem stres azaltıyor. Belki healer'a bu işlemi uygularsak gelecek fight'ta da kullanabiliriz. Bilemedim. Daha görev bitmedi bu arada. Fight devam ediyor. Okey. Oh, gene full fiziksel hasar. Oğlum şansımız herhalde artık ya. Kırbaç mı atsam, bıçak mı çeksem? Hadi bıçak çektim ya. Sen de alan vur şöyle, tertemiz. Efendim Kandad, Primer Avantage ile 3. ayında hoş geldin Kandad, merhabalar. Ya sevgili Laurel, bayağı bir mental zorluyor ya. Bayağı bir mental zorluyor abi, bakma. Yani o ıska, dodge, şey... Ne yapmam lazım biliyor musun abi? Oyunu oynarken 3 zorluk derecesi var böyle. Bu zorluk dereceleri düşmanı falan etkilemiyor. Bak ben hep aynı hataya düşüyorum. Bu zorluk dereceleri vuruş ihtimalini falan arttırıyor. Ama şimdi bak o kadar saçma sapan şeyler ki... insan delirmeden duramıyor. Niye biliyor musun abi? Bak mesela... Diyor ki bu kılıç darbesi... Ya da şundan pay biçeyim. Bu atış %80 ihtimalle vuracak diyor. Bazen vuramıyor, sekiyor kanka. Bazen değil, çok çok büyük ölçüde sekiyor. Aferin lan, kendine iyi hal bastın da kendini kanatmasan iyiydi. Sen de kendine can bas.
önü temizliğe temizliğe lavu yanımıza çekeceğiz işte. Aynı da bandaj. Oh! Oh! Sıfır hel. Halis mulis sıfır hel ya. En sevdiğim dostum ya. En sevdiğim dostum sıfır hel ya. Tedavi edildi. Kutsal sularımı bitirmişim bu arada ve 4 anahtar, 4 tane de kürek aldım. 4 anahtar, 4 kürek. Yani bir tane bile anahtar kullanabileceğim yer gelmedi ya. Evet, teşekkür ederim. Bir tane kürek alsam da yetermiş. İşte burayı sevmiyorum. Rakip şaşırdı, güzel. %73 ihtimalle. Bak şimdi %73 ihtimalle ıska seyret abi. Başladık amına koyayım gene. Oy, 21. ayın kutlu olsun, hoş geldin. Mesela %73 ihtimalle abi, buyur. Ah, hayret. Ama şimdi dürüst olmak lazım. Baktığın zaman evet, bu ihtimaller belki böyle oyunu diğerlerinden daha farklı kılıyor diyebiliriz mesela. Yani gerçekten sinir bozucu evet, ama sanırım yapımcı şeyin dışına çıkmak istemiş. Hani bir sen vur bir ben vurun dışına çıkıp bir şeyler yapmak istemiş galiba. Okey, bunu kesinlikle anlıyorum. Buna kesinlikle anlam verebiliyorum. İşte lakin belli bir yerden sonra bunaltabiliyor mesela. Peki. Olsun, gene de karşı saldırısı var ve kendini işaretletti, değil mi? Güzelsin. Efendim, Serkan abimden 600 bit var. Samet'im günaydın, hastayım, birkaç gündür belli ediyordu kendini. Şöyle sessizce bir köşede seni izlemek istiyorum. Dün dediğim oyun indiyse ona bakarsan memnun olurum demiş. Abi kesene bereket, çok teşekkür ederim. Tabii ki, tabii ki indi. Bir kahvaltı yapıp geleyim abi, öyle bakalım olur mu? O aklımda zaten, indi. Ups. O kanama debuff'ı sana fazla. Şundan bir kurtar bizi. Geçmiş olsun bu arada abi. Bandaj. Helal lan. Şöyle hep okkalı vurmanıza ihtiyacım var ya. Şimdi bekle. Maceraya devam. Önce bir yadigarları alalım. Sonra bir kampı kuralım. Sonra kral. Kampta herkes yemek yiyip bir stresini alsın. Bu ekiple biz bir daha gireceğiz. Biraz sen bundan stres azalt. Biraz sen bundan stres azalt. Sen bandaj kullan, götünü sar. Bir tek şuna şey yapamadık be. Ah be abi, yalnızca kendine, yalnızca kendine. Alarm kur, partiye geceleri biri sürpriz saldırı basmasın. Aa, stres veriyor. Ulan ne yapayım ben bu adama vereceğim hasarı? Karanlık güçleri falan kullandık. Ah be abi, Miss Black. İyi, alarmımız falan da kuruluydu. Alarm kurulu olduğu için kimse gece baskın atmadı da.
Yani biraz daha karlı olur diye düşündüm ben kendi kafamın içerisinde. Kafana sıçam. Kötü kumarbaz. Hassas. Harabe dilencisi. Yo. Bazı trafik hadiselerden dolayı kasabada asla dua etmez. Nasıl satayım heriflerin? Heriflerin yani memnun edemiyorum numak koduklarımı ya. Reynold, şu manastıra git, dua et. Allah'a seni katlarım oğlum bak. Kardeşim merhaba. Harabe de... Aa, özellikleri kitlemezsen değişiyordu galiba. Hızlı refleksten geri aldı bunu. Ya ne yapayım ben harabe gözlemcisini? Uyun, kafanı seveyim, uyun. Şu mesela %10 daha fazla can falan var ya, bunları gidip şey yapmamız lazım ya da kritik var bir yerde. Nereden geliyor bu kritik? Doğal olarak geliyor galiba. Yok, zihniyet eşyasından geliyor. Bazı yerlerde bu oyun beni delirtiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Sanatoryumda şunun hassas özelliğini sökmemiz lazım. Hastalığımız falan yok. Hatta mümkünse sanatoryuma upgrade istiyorum abi. Mümkün değil galiba abi. Takas. Kalkandan heykel alacağım. Ah, teşekkür ederim. Şöyle bir hasta koğuşunu da yükselttik. Hayvan fobisi -2 kritik kötü kumarbaz. Senin bir şeyi kaybetmene gerek yok. Meditasyon ve kamp yatarken stresini daha fazla azaltır. Silah geliştirme bedeli daha ucuzdur. Senin bir şey yapmana gerek yok. Hatta imkan varsa böyle demirciden bir şeyler geliştirelim diyeceğim de. Yok mu hiç böyle birinci kademe bile mi yok ya? Demirci ölü moruk. Demirci ölü. Aslında böyle çok stresli değil bu ekip ya. Mesela Dismas 3. sırada da oynar. Şu hatunu da 2'de oynatıp bir şeyler yapabiliriz. Kendi hasarını ve hızını azaltıyor ama barbar çılgınlığı öndekileri stunlıyor. İçinden geçme. 2 tur boyunca kanatarak 3 hasar verme. Mesela sana ne verilir? En öndeyken böyle arkaya vurma. Arkadan ileri zıplama için lazım. Kendini iyileştirme durabilir aslında ya. Mesela hani şunu sırf şeyden dolayı istiyorum. Arka sıraya düştüğünde arkada da savaşabilsin, anladın mı? Tech Healer bunları halledebilir mi? Goncadan şu adamın aç özelliklerini ya. Ulan açtık da özelliklerini Samet. Para yok. Para yok abi. Kanama direnci iyiymiş bu arada. Kanama direncini giy. Rahatlama kitabı. Ama zırhı -4 azaltıyor. İsabet desteği falan veriyor da. Ne bu sersemletme yetenek şansı? Sende sersemletme yok. Şu rahatlama kitabı falan kalsın ya. Varımızı yoğumuzu sattık anasını satayım. Aa bak şu güçlendir iyiymiş. Mesela bu güçlendir alınır. Herkese zırh veriyor artı %10 stres veriyor. Herkese mi veriyor? İşaret ettiğimiz adama mı veriyor? Ya şöyle hocam.
Ablayı birinci sırada tutarız ya. Şöyle hocam, bende envanter modu var. Ekonomiyi falan bir şekilde kasıyorum da oyunun kahpeliği bitmiyor ya. Oyunun kahpeliği bitmiyor. Korusun. Hedefin hızını falan azalsın ve vursun. Ya bence bu adam böyle biçilmiş kaftan. Ne bileyim. Arkada buffer olarak bile oynayabilir anasını satayım ya. Baksana de bufflarına şu yine. Bak şöyle. Bir bu. İki bu. Üç bu. Dismak 3'ten oynuyor. Hepsini vuruyor 3'ten. 4'e düşerse ileri de gidebiliyor. 4 de bu. Bence bunlar şey yapabilir ya. Bence bu kadro iş yapabilir yani. Baktığın zaman. Reynolds var ya Reynolds. Şu Reynolds'tan benim çektiğimi hiç kimse çekmedi ya Reynolds Efendi'den. Bu arada yardımcı olmak istediğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam ben oyunu biliyorum. Sağ olasın. Yani önceden bir 140 saat kadar oynadım. Var bende oyun bilgisi, eyvallah. Ama son gelen DLC'lere falan hakim değilim tabii ki. Ve hala şey... nasıl diyeyim? Oyunun bazı özellikleri can sıkıyor. Boss kesmeye falan asla gidemem de. Envanter moduna rağmen özellikle şey baya baya can sıkıyor. Bu ıska muhabbetidir, şey muhabbetidir. Onlar baya can sıkıyor. 3 tane kutsal ganimet topla. 3 tane sunak etkinleştir. Kumarbazın muskası güzel itenmiş lan aslında. Girilir ha. Kumarbazın muskası için girilir buraya. Gel. Yok, oraya hiç girmeyeceğim. Oraya hiç girmeyeceğim dediğim gibi. O vampir DLC'si gibi bir şeydi galiba. Lekelenmiş sunakları arındır. Ya dostlar, dediğim gibi ben modlu oynuyorum. Evet, bu oyunun asıl olayı envanter sistemi olabilir. Doğru. Ya mesela hani kısıtlı envanterle... Oy, bebeğim 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 bebeğim. Hoş geldin hayatımın anlamı. Olur olur bebeğim, olur bebeğim. O zaman şu zindana girmeden ara verem. Ya oyunun asıl sisteminin şey olduğunu biliyorum dostlar. Hani envanter kontrolü... Bu kontrol ettiğin envantere göre hareket etmek falan, ama bana zor geliyor. O yüzden bu şekilde oynuyorum. Her neyse sevgili arkadaşlar, kıymetli vaktine ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.